Sevgili seyirciler, eğitim gönüllüsü olan MED ve Form Eğitim Merkezlerinin kurucuları hafta içinde İstanbul'da bir araya geldi ve 2023 hedeflerini belirledi. Eğer siz de eğitim gönüllüsü iseniz ve iyi bir eğitim kurumundan franchise almak istiyorsanız bu haberimizi çok dikkatli izleyin. Sevgili seyirciler, Türkiye'de eğitim denince akla gelen isimlerden bence ilki Sezai Bey. Sezai Eyüboğlu'yla daha önceki programlarımızda zaman zaman bir araya geldik. Gerçekten kendisini eğitime adamış bir isim. Bugüne kadar birçok eğitim kurumunun yöneticiliğini yapmış, çeşitli kurumlar kurmuş. Gerçekten kendisini eğitime adamış birisi. Bugün de MED ve Form Eğitim Kurumlarının toplantısındaydı. Biz de eğitimi bizim için en iyi konuşabileceğimiz isim olan Sezai Bey'le bir araya gelelim istedik ve bugün toplantıya konuk olduk. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Her ay yaptığımız toplantılardan birisi ama bugün biraz daha özel bir gün galiba, değil mi? Form ve MED eğitim kurumları için bir araya geldik. İsterseniz sizin ağzınızdan dinleyelim. Bugünün özelliği gelecek yılla ilgili kurucularımızla yaptığımız istişare, daha doğrusu buna kurucular zirvesi dedik. Tabii biz merkez olarak, marka olarak, içerik anlamında gece gündüz ekibimiz, merkez ekibimiz çalışıyor. Ama kurucularımızın sahanın da fikrini almak çok önemli. Yerel noktalarda ta işte İzmir'den Diyarbakır'a kadar, Konya'dan Edirne'ye kadar kurumlarımızın kurucuları buradaydı. Onlarla birlikte güzel bir gün, verimli bir toplantı yaptık. Kolektif akıl çok önemli. Hani derler ya, akıllı olan aklını kullanandır, daha da akıllısı başkalarının da aklını kullanandır. Dolayısıyla biz aynı çatı altındayız. Bir aileyiz. Belki franchise ifadesini ben çok sevmiyorum. Her nerede olursa olsun tüm kurumlar bizim kurumumuz. Çok ciddi sorumluluk gerektiren bir iş yapıyoruz. Bu anlamda o sorumluluğumuzun farkındayız, mesuliyetimizin farkındayız. Bu bağlamda da çocukların geleceğine dokunuyoruz. Kurucularımızdan da çok önemli fikirler aldık ve bu doğrultuda tekrar önümüzdeki ay bu fikirleri şekillendirip gelecek yılla ilgili planımızı tamamen ortaya koyup önceden planımızı, programımızı yapıp hedeflerimizi koyup, eğitim hedeflerimizi ortaya koyup çok güçlü bir markamız olduğunu, gelenekten, geçmişten geleceğe uzanan 41 yıllık bir marka ve bu marka emin adımlarla sürdürülebilir. Sadece dikey büyüme değil, yatay büyümeyle de, her iki yönde büyümeyle yoluna devam ediyor. Efendim siz bu oluşumu yaparken zaman zaman haberleşiyorduk sizinle de. Peki şu anda ulaştığınız yol arkadaşı sayınız nedir efendim? Burada 40'ın üzerinde kurucumuz vardı. Tabii bazı kurucularımızın 2 ya da 2'den fazla şubeleri de var. Tabii şöyle bakmıyoruz aslında meseleye. Yani biz her yere, herkese marka verelim, tabela verelim gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Asıl önemli olan doğru temsiliyet, doğru hizmet. Buna çok dikkat ediyoruz. İnceleyip sık dokuyoruz ve aynı yöne bakabileceğimiz çözüm ortaklarımızla birlikte yola çıkıyoruz. Hani derler ya, yoldan önce yol arkadaşı çok kıymetli, çok önemli. Bizim baktığımız eğitim anlayışıyla bakabilmesini çok önemsiyoruz açıkçası. Merkezi olarak da tüm şubelerimizi, hepsi sanki markanın şubesiymiş gibi aylık toplantılarımızla eğitim hedeflerinden işletme hedeflerine kadar aylık istişarelerimizle, fikir alışverişlerimizle birlikte çok verimli, çok güzel bir yolda ilerliyoruz. Peki efendim, şimdi mutlaka sizden, bu röportajı da izleyenler merak ediyorlardır. Sizden franchise almak isteyenler, sizinle yol arkadaşlığı yapmak isteyenler merak ediyordur. Acaba ne arıyorlar, ne istiyorlar diye. Böyle olmazsa olmaz dediğiniz bir durum var mı? İki ayaklı bir canlı organizma olarak değerlendiriyorum ben. Bir kanadı işletme, bir kanadı eğitim. Yani ürün. Eğitim içeriği ve ürünü çok iyi temsil edebilme yeti ve yeteneğine sahip olması gerekiyor. Diğer kanıtta finans tarafının da güçlü olması gerekiyor ki doğru mesafe alabilelim. Bunun dışında çok ağır şartlara sahip değiliz ki isteğimiz sürdürülebilir olabilmesi, verdiğimiz franchise'ın bizi doğru temsil etmesi, bizim ona doğru hizmet verebilmemiz, önceliklerimiz bunlar açıkçası.
anlamda gördüğüm kadarıyla, bugün toplantıda gördüğüm kadarıyla yol arkadaşlarınız da her toplantıda olduğu gibi burada da mesela gerekli detayları paylaştınız. Hatta ve hatta önemli bir kişiyi de misafir ettiniz bugün, değil mi? Evet, alanında belki Türkiye'nin ilk sıralarında gelen Sinan Ergin vardı. Bugün çok verimli bir sunum yaptı, verimli bir katkı sundu. Her ayda dış gözle de görebilmek, dışarıdan da bilgiler alabilmek, kurucularımızı bu anlamda, yöneticilerimizi donanımlı hale getirebilmek, kendilerini güncellemelerini sağlayabilmeleri adına destekler alıyoruz. Bugün de Sinan Ergin konuğumuzdu. Çok da verimli, çok da faydalı bir sunum oldu. Kendisine de sizin vasıtanızla teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten böyle pür dikkat, herkes izliyordu. Biz de bilmediğimiz konularda merakla kendisini takip ediyoruz elbette ki. Ama bunun dışında da, hani bugün toplantınız buradaydı ama zaman zaman hani sadece her şey iş değil, elbette ki eğlenmek için de bir araya geliyorsunuz. Aradaki bağları kuvvetlendirmek için de bir araya geliyorsunuz galiba, değil mi? Ekiplerinizle, yol arkadaşlarınızla. Mutlaka periyodik olarak, yani aylık diyebileceğim periyotlarda sosyal aktivitelerimiz, gerekse insan kaynağımızda, öğretmenlerimizle, ekibimizle birlikte yaptığımız aktiviteler, öğrencilerimize zaten periyodik sürekli devam eden aktiviteler var. Örneğin işte çok güzel bir öğretmenler günü kutladık. Boğaz'da yat turuyla güzel bir eğlence, güzel bir akşam geçirdik ve o eğlencemiz de çok verimli oldu. Maksat hasıl oldu diyelim yani. Efendim, son olarak öğrenciler adına bunu sormak istiyorum. Veliler neden çocuklarını forma ya da mede getirmeliler ki, diğerlerinden farkınız nedir? Şimdi mede eğitim kurumlarında eğitim 7.0 eğitim modeliyle içeriğimizi planlıyoruz. Biliyorsunuz endüstri 5.0, eğitim 5.0 güncel bir şekilde var ve işte 6.0'lar konuşulurken biz biraz daha böyle gözlerimizi geleceğe dikerek eğitim 7.0 olarak eğitim modelimizi kurguladık. Belki bu eğitim içeriğiyle de hem örgün hem de dijitali de önemseyen, çağı da önemseyen bir içeriğe sahibiz. Gerek mod gelişim atölyesiyle artık sadece öğrencinin akademik yeterliliği, akademik öğrenmesi ya da ezberinin güncel sınavlarda yeterli olmadığını görüyor, gözlemliyoruz. Sosyal tarafının, psikolojik tarafının, okuduğunu anlamasının, sınav başarısında ya da okuldaki başarısında çok önemli olduğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda da o boşluğu ciddi anlamda dolduruyoruz. Peki, son olarak sizinle ilgilenenleri bir davet edelim, gelsinler mede eğitim kurumlarını ya da forma eğitim kurumları bir araştırsınlar. Bizim bakış açımızda eğitime, eğitim gönül, yani eğitime gönül vermiş, eğitim gönüllüsü, fedakar, cefakar, diğer gam, bencil değil sencil, kurucu ve yatırımcıları davet ediyoruz tabii ki. Peki efendim, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, başarılar diliyorum size. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çünkü zaten başarılısınız. Tekrar teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık. Sevgili seyirciler, biz bugün MED ve Form Eğitim Kurumlarının toplantılarına şahit olduk. Kurumun kurucularından Sezai Bey'le söyleşimizden sonra bakalım bugün buraya konuk olanlar acaba Form'la ve MED'le ilgili neler söyleyecekler? Bir onlara da mikrofonu uzatalım istiyoruz. Kurumlarından franchise alan bayilerle konuşalım istedik. Onlar neden MED'i tercih etmişler? Kendilerine soralım istedik. Efendim, merhabalar. Merhaba. Ne kadar zamandır MED'le çalışıyorsunuz? Üçüncü yılımız oldu inşallah. Neden MED'i tercih ettik? Biz kurs merkezi devraldık. Bir marka vardı ve bu markanın olan güven azalmış ve yıpranmıştı. Biz de bunun üzerine arayışlar içerisine girdik. Arkadaşlar da bizi MED'le tanıştırdılar. Eğitimden yapacaklarından bahsettiler. Rehberlik anlamında, işletmesel anlamda bize nasıl destek olabileceklerini söylediler. Biz de onlara istinaden güvendik. Her konuda bize destek oluyorlar. İnşallah da yıllarca da süren bir beraberliğimiz olur. Her zaman büyüme çabası içerisindeler. En iyisi olması çabası içerisindeler. Doğal olarak onların bu durumu bizi de etkiliyor. Onlar iyi oldukça biz de iyi oluyoruz. O yüzden mutlaka tavsiye ediyoruz. Evet, yine MED'den franchise alan bir hanımefendiyle birlikteyiz. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Peki siz neden MED'i tercih ettiniz?
Şimdi şöyle, ben eğitimci ve işletmeci olarak yaklaşık 14 yıldır birçok kurumda ve markada çalışanıydım. Bunun son 4 yılı MET eğitim kurumlarındandı. MET yaklaşık 41 yıllık tecrübesi olan bir kurum. Sadece bir marka temsilciliği değil aslında, işletmesel olarak da size bir iletişim desteği veriliyor, finans desteği veriliyor, hukuk desteği veriliyor. Ve bunun da yanı sıra en önemlisi bence biz öğrenci yetiştiriyoruz. Bu anlamda bir rehberlik koordinatörlüğü sağlıyor bize. Bu hizmeti %100 alabileceğime inandığım bir markayla beraber olmalıydım. Bu da benim evet emek verdiğim ve emeklerimizin ciddi anlamda karşılığını gördüğüm markamızda çalışmayı tercih ettim. Ne kadar zamandır eğitim sektöründesiniz? 20. yıl eğitim sektöründeki. 2 yıldır MET'le beraber çalışıyoruz. Tabii MET'i seçmemizde farklı sebepler var. En başta söyleyeyim, 41 yıllık bir eğitim tecrübesi var. Köklü bir yapısı var. Çok ciddi ve güzel yayın desteği veriyor franchise'larına. Tabii bunun yanında eğitimde söz önemlidir. Verdiği sözlerin arkasında, çünkü ben çok fazla franchise'da çalıştım ama tabii ilk başta konuşulanla sonuna gelindiğinde konuşulan şeyler çok farklı oluyor. Biz ilk gün neyse şu anda da aynı şeyleri konuşuyoruz arkadaşlarla. Onun için mutluyuz. İyi ki de böyle bir tercih yapmışız. MET'ten henüz daha çiçeği burnunda diyebileceğimiz bir franchise alan bir beyefendi yanımızda. Bir merhaba diyelim bakalım. O neden MET'i tercih etmiş? Efendim merhabalar. Merhabalar. Ben daha önce özel kurumlarda 20 yıllık bir geçmişim var. Ama bu Haziran ayı itibariyle de MET ailesine katıldım. Katılma nedenlerimizi sıralayacak olursak, 41 yıllık bir mazisi olan, tabii bir kurumun geçmişteki başarıları, geçmişteki tecrübeleri bir kurum için çok önemli. Öğrenciler için, veliler için çok önemli. O tecrübeden istifade etmek, aynı zamanda da Esenler gibi bir bölgede bu kurumu tanıtmak amacıyla açtık kurumumuzu. Tabii MET ailesine başladığımız andan itibaren gerek yayın, gerek teknoloji, gerek interaktif ortamların hızlı bir şekilde bize verilmesi nedeniyle de bu ailede olmaktan mutluyuz. Ben buradan kurs açmak isteyen, yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara MET'i tavsiye ediyorum. Kendim de zaten hani bu sene olmasa da bundan sonraki yıllarda farklı illerde yatırım yapmayı düşünüyoruz. İnşallah Anadolu'daki yatırımcı arkadaşlarımızı da, eğitimci arkadaşlarımızı da MET'i tavsiye ediyorum. Tabelalarını değiştirmek isteyenleri bu aileye bekliyoruz inşallah. Sevgili seyirciler, form eğitim kurumlarını konuşacağız. Oradan, formdan neden franchise almalıyız, alabiliriz onları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Yanımızda yine bir misafirimiz var. Hem formun yöneticilerinden hem de kendisinin aynı zamanda franchise'da var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Lütfen tanıyalım mı sizi? Ben İsmail Akkaş. Formdaki eğitimdeki arkadaşlarımız bizim daha önceden beraber bulunduğumuz arkadaşlarımız. Bu 5 yıl, 10 yıl, 15 yıla bulan arkadaşlıklarımız. Birbirimize güvendiğimiz için formla devam ediyoruz. Devamlı toplantılarımız oluyor, görüşüyoruz. Bugün olduğu gibi ilgi alakamız devamlı üzerlerinde. Onlar bizi arkadaş gibi görüyor. O şekilde olunca zaten irtibat olunca, ekip de kuvvetli olunca daha verimli şeyler ortaya çıkıyor. Sevgili seyirciler, bugün önemli bir toplantıdayız. MET ve Form eğitim kurumları için bugün bütün franchise bir araya geldi. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hayatımıza adadığımız çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alabilmesi için Form'da neler var? Form eğitim kurumları F9 full eğitim modeliyle gerçekten eğitimde reform getirmiştir. F9 full eğitim modelinin ve bilinç atölyesi eğitimimizin öğrenciler üzerindeki başarıya nasıl etkili olduğunu biz çok kısa sürelerde öğrenebiliyoruz. Gerek ölçme değerlendirme, gerek velilerimizin dönütleri şu anda memnuniyet noktasında, çocuklarımızın başarısı noktasında zirveye taşınmış bulunmakta. Ve gerçekten eğitimde reform diyerek çıktığımız, artık yeni şeyler söylemek lazım diyerek çıktığımız kurçuluğu aslında eğitim anlamında da değiştirmek istediğimiz bir yolda yürüyoruz. Ve bunu da değerli franchise demek istemiyoruz. Çünkü onların yol hepsi evet bizim yol arkadaşlarımız. Onlarla birlikte çok güzel bir yolda yürüyoruz beraber. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Eğitimci olarak katarsak yaklaşık 14 yıldır bu işi yapıyoruz. Form ailesinde de 3 yıl oldu birlikte olduğumuz. Onlarla birlikte yol yürüyoruz şu anda. Peki siz
kendiniz franchise almak istediğinizde neden Form'u tercih ettiniz? Form'u kendimize yakın görmemiz, eğitim sistemini beğenmemiz, işletme yönetimini beğenmemiz, insan kaynakları noktası bize yardımcı olması, yayınlarını yakın bulmamız, ondan dolayı tercih ettik. Sevgili seyirciler, Form Eğitim Kurumları'nın en genç franchise alan kişisiyle birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. En genç dedim, doğru söyledim galiba. Evet. Yaş kaç? 23. 23 yaşındasınız maşallah. Peki neden tercih ettiniz Form'u? Form Eğitim Kurumları'nda hem bir arkadaşımızın vasıtasıyla tanışmış olduk Sezai Hocam'la. Sezai Hocam'ın samimiyetini gördükten sonra bize yol gösterebileceğine inandığımız için Sezai Hocam'la beraber bu yola devam etmek istedik. O konuda yardımcı oldu o da bize, kendisi de bize. Samimiyetinden dolayı beraber çalışmak istedik. Bu ailenin bir üyesi olmak istedik. Sevgili seyirciler, bugünkü toplantıda sadece Form ve Med ailesinden olanlar yoktu. Aileye katılmak için, bu toplantıyı görmek için, grubu tanımak için gelen misafirler de vardı. Yanımızda öyle bir misafirimiz var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizin gözünüzle bakıldığı zaman Form Eğitim Kurumları ya da Med Eğitim Kurumları nasıl? Yani şu ana kadar edindiğiniz bilgiler neler? Aslında buradaki önemli olan şey eğitimdeki süreç baktığınız zaman çocukların takibiyle alakalı olan bir durum var. Bizi de takip eden bir kurumun olması çok iyi olur. İnsan olduğumuz için yaptığımız bazı hatalar oluyor. Evet, olabilir. Ben de öğretmenim, eğitimciyim ama bizim de gözümüzden kaçtığı anlar olabiliyor. Nasıl anne babaları çocukları üzerinde bir koruyuculuğu oluyorsa, Med ailesinde böyle bir koruyuculu olduğuna inanıyorum şahsen. Ben bugünkü katıldığım toplantıda buna ikna oldum. Vizyon reklamlardan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.